Şeytanın Allah'a sığınırım. Müminin suresi. Bugün ben diyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sığınırım. Gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Sabretmek çok hayatidir. Mesela şimdi Mehdi'ye çok uzun sürecek. Daha bayağı bir badirelerden geçeceğiz. Sabır gerekiyor. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Bak, hem kurtuluş hem mutluluk. Bütün ömür sabırla geçecek inşallah. Cenab-ı Allah dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Çok az kaldıkları kanaatindeler, samimi kanaatleri. Bir gün bile olmadı diyorlar, yani bir günün bir vakti kadar kaldık diyorlar. Bir ömür kaldıkları halde. Cenab-ı Allah dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Çok az zaman kaldınız diyor. Bak, ama buradaki ifade de Cenab-ı Allah'ın ifadesi ayrı bak. Yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Çok daha Allah katında bir saniye gibi, daha da daha kısa. Normalde an kalıyor insanlar, an. An ne kadar? Sonsuz kısa zaman kalıyor. Bak, sonsuz kısa zaman. Ama onu yaşıyor. Yani Allah'ına zaman hissi veriyor, onu uzun bir ömür gibi görüyor. Bütün kainatın ömrü sonsuz kısa zaman içerisinde bitmiştir. Yani saniyenin trilyonda biri değildir sonsuz kısa zaman. Saniyenin katrilyonda biri de değildir. Daha da küçüktür, daha da küçüktür. Ne kadar küçüktür biliyor musunuz? Sonsuz küçüktür. Sonsuz küçük kısa zamandır. O kadar zaman kadar kalır insan dünyada. Cenab-ı Allah diyor ki, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı, yani eğlenin, diskolarda orada burada zıplayın, çek senet kovalayın, dedikodu edin, Facebook'ta onun bunun lafını sözünü edin diye yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğini mi sanmıştınız diyor Allah. Bak, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğiniz mi sanmıştınız? Yani öyle yersin, içersin, bağırır çağırsın, dalga geçersin, alem edersin. Efendim, işte evlenir, çoluk çocuğa karışır, oğlanların okuluna, mektebine, onlarına ilgilenir. Karısıyla kavga eder, böyle ondan sonra. Emekli olur, emekliliğinin tam yaşayacakken bir de bakarsın ki Fazıl Efendi vefat etmiş. Ne diyor Cenab-ı Allah? Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız diyor Allah. Hak, melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt burhan olmaksızın başka bir ilaha taparsa, Hristiyanlara hitap ediyor Cenab-ı Allah ayrıca. Artık onun hesabı Rabbinin katındadır. Şüphesiz inkar edenler kurtuluşa eremezler ve de ki, Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın. Ben hayret ediyorum dünyaya ya. Budistlere de, Hristiyanlara da, tahrif olmuş dinlere uyanlara. Mesela Musevilere de ben hayret ediyorum. Yani Kur'an bu kadar net ve açık sarihken ve açık ki alenen peygamber kelamı olduğu belliyken, peygamber silsilesinin devamı olduğu da netken ve 1400 seneden beri bilimden hiçbir çatışmadığı nokta yok. Bilimi her yönden tasdik eden konumda Kur'an, bilimden önde gidiyor. Ve kendi içinde çok fazla mucizesi olan bir kitap. Ve kendi içinde hiçbir çelişkisi yok. Hiçbir çelişkisi yok. Her okuyanın kalbini ferahlatıyor. Kur'an okuyup da kalbi sıkılan adam var mıdır? Ama İncil'i okuyup kalbi bunalan çok insan vardır. Abuk subuk, acayip ifadeler var. Tahrif olmuş. Tevrat'ta da tahrif olmuş yerler var. Açık belli. İnkar edilecek gibi değil. Hele Budistler falan, ben aklım hayalim duruyor ya. Koskoca insanlar. Put yapıyor, tahtadan yontuyor adam. Uğraşıyor. Ulan deli misin, karşısına geçip tapıyor ya. Profesör bu adam. Tıp profesörü. Bayağı odundan ya, bahçede yontuyor putu. Karşısına mum dikiyor, gidip tapıyor ona. Kendi yaptığı puta. Mesela İngiltere'de falan da var adamlar. Kalp cerrahı falan. Yani ben anlayamıyorum, hayretler içinde kalıyorum. Kur'an o kadar net ve sarih bir kitap ki,
vahiy de o kadar netleşmiş ki, hepsi vahiy, tertemiz, hak kitap. Hiçbirine kalp sıkıntı duymaz, her anlatılan doğru, acaba diyeceğin hiçbir yer yok. Ama Tevrat ilk de okudum, İncil'e baktığımızda, kardeşim çok fazla tarif olmuş yer var, açık görünüyor. Alenen tarif olmuş. Biz saf vahiy istiyoruz, bak saf vahiy. Saf vahiy Kur'an'da var. Ya adama diyor bu saf vahiy mi? Yok, duyduklarını aktarıyorlar diyor. Ben duyduğunu aktarıyor. Dört kişi ayrı ayrı aktarıyor. Bu nasıl olacak bu? İnşallah. Duyduğunu aktarıyor. Onun dediği ona uymuyor. Onun dediği ona uymuyor. Onun dediği ona uymuyor. Öyle hak kitap olur mu ya? Öyle vahiy olur mu? Vahiy bir tane olur ve çok net olur. Kur'an'da bir tane vahiy var. Çok net. Her yeri vahiydir. Bütün ayetler vahiydir. Saf vahiydir. Hiçbir ilave yok. Ne kelime, noktada çıkış yok. Ve baştan sona kalp ferahlatıcıdır. Ya insan Tevrat okuyor, okuyan insanlar kalpleri kararıyor ya. Biz de o yanlış yerlerini çıkarttık, doğru olan kısımlarından yaptık. Tevrat'ı hazırladık. Doğru olan yerleri hakikaten nur. Kalbe ferahlık getiriyor. Ben mesela gece gündüz okuyorum Tevrat. Tarif olmamış yerleri mükemmel. İncil'in mesela tarif olmamış yerleri mükemmel. Kalp ferahlığı. Yazık, günah değil mi öbür kısımlarına milletin kalbini karartıyorsunuz, yakıyorsunuz, acı çektiriyorsunuz. Ne gerek kardeşim ya? Doğru hocam, inşallah. Değil mi? İnşallah. Tarif olmuş kısımlarını belirtin, hak olan kısımlarını okun. Hak olan kısımlarında namaz var, oruç var, zekat var, sevgi var, şefkat var, merhamet var, dostluk var, Allah'ın birliği var, Allah'ı sevme var. Din bu işte, tamam. Ne güzel. Bunların tamamı Kur'an'da, bu hükümlerin kapsamlı, detaylı delilleriyle saf vahye dayalı olarak anlatılıyor. İncil'i oku, tamam, hak kısmını oku. Ama Kur'an'a tam tabi ol. Değil mi? Kur'an'ı tam yaşa. O kısmı da oku. Ben de okuyorum. Ben de istifade ediyorum. Kalbim ferahlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Tevrat okuyorum. Çok şahane. İncil okuyorum. Çok şahane. Ama hak kısımları. Onun için Tevrat okuyanlar mutlaka bizim hazırladığımız o kitaptan okusunlar. İncil okuyanlar bizim kitaplarımızı okusunlar. Kalplerine ferahlık gelir. Hoştan gelir. Kur'an okuduğunda ama ayırt edecek bir yer yok. Tamamı saf vahiydir. Kardeşim, vicdan azabı çekiyorsunuz. Biliyorsunuz hak kitap olduğunu. Ben hangi Hristiyanla konuşsam şu ana kadar hep vicdan azabı çekiyorlar. Anlıyorlar Kur'an'ın hak kitap olduğunu. Desene ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya asılacaksın mı? Ne olur? Asılsan ne olur ya? Ne korkuyorsun? Annem babam ne der? Ne derse desin ya. Buraya geldiler o mesela Tapınak Şövalyeleri arkadaşlar. Camide konuşuyorlarmış kendi aralarında. Ailelerimiz neler diyorlar. Desin, ne diyecek yani? Allah birdir demek suç mu ya? Muhammed Resulullah demek suç mu? Ne güzel. Doğruyu söylüyorsun. Peygamberler silsilesinin devamını söylüyorsun. Çekinecek ne var bunda? Hayır, ailene hesap vermek niye mecburiyetindesin Ayşe? Sen nereden anlayacaksın senin Müslüman olduğunu? Gizle. Madem çekiniyorsun. Değil mi? Fitneden çekiyorsan gizlersin. Gizli kıl namazını. Müslüman genç kızlar var. Ailesinden gizli namaz kılıyorlar. Gizlice ibadet ediyorlar. Ben bilirim, çok fazla çocuk delikanlılarda da var öyle gizlice. Babasını haberi biliyor mu? Banyoda sessizce abdestini alıyor. Gizlice odasında namazını kılıyor.